Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma bat. Esselamu aleyküm. Rahmetullahi teala ve berekatuhu. Mukaddes dinimiz, İslam cemiyeti, bütün insaniyet, bunların hammasının ortasında mihr, muhabbet buluşluğunu davet kıladı. Dinimiz, İslam ham bana şu samavi dinler katarıda nagiranlarga ya ki tuma bir nuksanı bulup dünyaya kigenlerge Allah'ı da bir mihr muhabbet kursatışlığını targib kıladı. Peygamberimiz aleyhi salatu vesselam hem özlerini mübarek hadislerini kullarga yani ki bu masa nagiranlarga yani ki bu masa içtimai himayege muhtaç bugün kişilerge Allah'ı da bir nazar bilen kararışlıkını mumun Müslümanlarga targib kıladı. Peygamberimiz aytadılar ki özlerin yiyidigen narsalardan onların hem yediriler. Özlerin kiyadigen narsalardan hem onlarını kiydiriler. Ve özlerine nimanı yaktırsaların nimani lazım korsaların onlarga ham beringlar deb aytadı. Şunun için ham dinimiz İslam mihr muhabbet üstüge kurulgan. Aynıysa kandaydır qiynalayotgan ya ki bir nuksanı var bugün kişiler var ki bana şularga alohida bir g'amxo'rlik ko'rsatishlikni targ'ib qiladi. Agar da sahobiylar hayotiga nazar soladigan bo'lsak ham, sahobiylar hayotida ham mana shunday bir-birlariga bo'lgan mehr muhabbatni isbotini ko'ramiz. Hadisi muboraklarda Imom Buxoriyning hadisi muboraklarda keltiradiki, bir sahobiy ikrom urush vaqtida, endi o'sha vaqtlarda bo'lgan janglar vaqtida nogiron bo'lib qoladi. Şu nogiron bo'lib qolgan vaqtida uning ishtahasi bir baliq yeyishlikni xohlab qoladi. Mana shu baliqni topishlik uchun endi Arabiston bunda o'zingiz tushunasiz, imkoniyati yo'q, lekin u odamni baliq yegisiki nihoyatda kelyapti. Shunda sahobiylar izlab bir 3 dona baliqni topishib shu xastaning oldiga olib boradilar. Qoborgan vaqtida xasta kishiga endi mana siz mana shu baliqdan iste'mol qiling. Inson o'ziga nimani xohlab ishtaha qilayotgan bo'lsa, inshaalloh shunga shifo bo'ladi shu narsa. Sizga mana buni top keldik deganda u kishi aytadiki, mendan ham muhtojroq bo'lgan falonchi bor, u anchadan beri xasta bo'lib yotibdi. Shu baliqni unga uzatinglar deydi. Bu kishiga o'sha baliqni olib borganda u kishi aytadiki, mendan ham muhtojroq falonchi bor, falon odamga uzatinglar deydi. O'sha baliq xonadon-xonadon aylanib yurib, xastalarning xonadonida aylanib yurib, oxiri o'sha ishtaha qilgan xonadonga yana qaytib keladi. Alloh taolo mana bu narsadan ko'rinib turibdiki, mu'min musulmon birodarlar o'rtasida doimo ahillik bo'lmoqligi kerak. Agar bir odam xasta bo'ladigan bo'lsa yoki qo'shni bir nogiron bo'ladigan bo'lsa, undan xabar olishlik, uni o'zini qozonida qaynayotgan ovqatdan unga bir ihson qilishlik bu mu'min musulmonga xos bo'lgan xislat bo'ladi. Mana yurtimizda nogironlar kuni deb kunni bir shu kunga maxsus bir e'tibor berilayotgan ekan. Bu albatta davlatimizni olib borayotgan adolona bir siyosatining bir nishonasidir. Bizlar ham mana shu kunda o'zimizni qo'limizdan kelganicha bir nuqson bilan dunyoga kelgan Alloh taolo ota-onaga, qo'ni-qo'shniga bir imtihon tariqasida mana dunyoga kelgan qarindoshlarimiz bo'lsin yoki begonalar bo'lsin yoki o'zga din kishilari bo'lsin, shularga mehr muhabbat ko'rsatishimiz lozim bo'ladi. Bu İslam dinini, bizning dinimizning bir güzel adobi bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh.